Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarakte ve tealayte ya zel celali vel ikram. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ mâ unzilet sûretun nazara ba'duhum ilâ ba'd. Hel yerâkum min ahadin thumman sarafu. Sarafallahu kulûbehum bi ennehum kavmun la yefkahûn. İlâ âhiris sûre. Sadakallahul azim. Bu akşam birlikte işlemeye çalışacağımız konu fıkıh konusu olacak. Fıkıh kavramı üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz oldukça ihtiyarlamış olan İslam'ın temel kavramlarını doğru anlamayı hepimize nasip eylesin. Çünkü çok yaşlı kavramlardan bahsediyoruz. Oldukça ihtiyarlamış olan bir takım terimlerden bahsediyoruz. Üzerinden 1437 yıl geçmiş. Haliyle yol güzergahında epey yapısal değişime uğramış bütün kavramlar. Semantik kaymalar yaşanmış. Kültür bulaşmış, gelenekler bulaşmış, karışmış. İnsanların yorumları kavramın yapısında ciddi değişimlere yol açmış. Dolayısıyla orijinine, orijinalitesine özgün ve kendi çağındaki anlatıldığı gibi anlaşılmasına dair önemli çabalar gerektiriyor kavramlar. Biz de inşallah fıkıh kavramını Kur'an bütünlüğünde ele almaya çalışacağız. Kullandığımız bir kavram fıkıh. Arapçada F, Gaf ve Ha harfleriyle ifade ediliyor. Bizde birçok kelime tabii farklı harflerle telaffuz edilebiliyor. Bizde bir tane K var. Ama Arapçada 3 tane H var. 3 tane S var. Değil mi? Efendim birbirine yakın T var, dal var, T var. Ayın var, hemze var vesaire. Dolayısıyla telaffuz ederken bazen kaçırdığımız şeyler olabiliyor. Bu da orijinal kavram F, Gaf ve H'dır. O yumuşak H. Arapçada fıkıh kelime manası olarak bilinenden bilinmeyene, görünenden görünmeyene ulaşmak demek. Bir manası bu. Bir manası keskin bakış. Bir manası ince kavrayış, idrak. Bir manası herhangi bir şeyin özüne, künhüne vakıf olmak. Evet. İmam Ebu Hanife'nin tarifi var. O da diyor ki, fıkıh kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Yani neler kişinin lehine, neler aleyhine, bunu bilmesi fıkıhtır diyor. Mesela ilmihal, halin ilmidir ya, aslında ilmihal bizde sanki tedvin edilmiş, tasnif edilmiş bir fetvalar bütünü, fetvalar manzumesi olarak bilinir ama aslında ilmihal daha geniş bir anlam içeriyor. Kişinin içinde bulunduğu halin ilmini veren bir ekol, bir okul, bir disiplindir. Örneğin, ticarete başlayacak bir Müslümanın içinde bulunduğu halin ilmini öğrenmesi ona farzdır. Ava çıkacak bir Müslümanın av hukukunu, av fıkhını öğrenmesi ona farzdır. O onun ilmi halidir. Halinin ilmidir. Diyelim ki evlenmeye karar veren bir arkadaşımız var. Nişan dönemi, düğün aşaması, evlilik merasimi vesaire, tamamının fıkhını öğrenmek onun için bir gerekliliktir. O ilmi haldir. Halin ilmidir. Diyelim ki bir kardeşimiz borç alacak. Borç almak
İslam fıkhı açısından neyi tazammun eder? Neyi gerekli kılar bunu öğrenmesi ona borçtur. İlmihaldir o. Halin ilmidir. Örneğin, borç aldığında üzerine tereddüp eden hukuk nedir? Bunu öğrenmek zorundadır. Bunları biliyor muyuz? Genel manada, toplum olarak? Hayır. İlmihal nedir? Bizim anlayışımızda yazılmış bir takım alimlerin, müçtehitlerin, fakihlerin görüşlerinin derc edildiği, cem edildiği, efendim beyan edildiği bir kitaptır. Halbuki ilmihal o değildir. Kişinin içinde bulunduğu halin, ahvalin ilmidir. O manada kişi hangi hali yaşıyorsa onun ilmini bilmek zorunda. İşte fıkıh budur. Yani İmam Ebu Hanife'nin aleyhirrahme o tarifi tam oturuyor. Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Ki yaşayabilsin. Bir şeyin hakikatini, arkasını, efendim derinliğine bilmek, bilme çabası ortaya koymaktır fıkıh. Çünkü bazen hakikat görünenden ibaret olmayabilir. Bilemediğimiz boyutları olabilir. Eskiden mesela fıkıh doğru anlaşıldığı zamanlarda insanlar herhangi bir müşkillerini çözmek için bir bilene danıştıklarında o ayrıntılı bir şekilde meseleyi anlamadan fetva vermezmiş mesela. Enine boyuna. Hani efradını cami, ağıyarını mani derlermiş önceden. Tüm boyutlarıyla eksik bırakmazcasına kapsamlı bir şekilde olayı analiz etmeden, tahlil etmeden bir fetva vermezlermiş. Şimdi enteresan, açıyor mesela fetva kitabını, İlmihal'i. Diyor ki senin müşkilinin, problemin cevabı burada. Bu değil. Bu yanlış bir yöntem. Bu fıkıh satmaktır. Bu fıkh etmek değildir. Fıkh etmek nedir? Muhatabı tam olarak dinlemek, tam olarak anlamak, bütün mevzuyu enine boyuna değerlendirdikten sonra kitabın ilkeleri doğrultusunda ondan sonra ona has bir reçete sunmaktır. Yani fakih bir nevi tabiptir, hekimdir. Neden? Mesela hangi doktor kapısına gelen hastayı bir muayeneye tabi tutmadan, dinlemeden, şikayetlerini almadan reçete yazar? Var mı böyle bir şey? Şablon belli. Burada bir kitap var. Açıyor mesela. Dinlemeden ya da yüzeysel bir dinleme sonrası ilacı yazıyor ve gönderiyor. Bu nedir? Cinayettir. Böyle bir şey olmaz. Değil mi? İşte fıkıh orada devreye girer. Enine boyuna meseleyi anlamayı gerekli kılar fıkıh. Çok güzel bir örnek var. Bir gün Hazreti Ömer, halife, müminlerin emiri, kızı Hafsa annemiz de oradaymış. Bir Müslüman bayan geliyor, diyor ki, ya emir al müminin, eşlerimiz aylardır cephede. Sefere çıktılar. Aylardır dönmüyorlar. Bizim halimiz ne olacak? Ne zamana kadar direneceğiz? Ne zamana kadar dayanacağız? Hazreti Ömer de muhtemelen öyle bir soruyla ilk defa muhatap olmuş ki sükut ediyor orada, duruyor. Hazreti Hafsa annemiz söz alıyor orada. Diyor ki, baba diyor, bir genelge yayında bundan sonra sefere çıkan hiçbir şahıs 4 aydan fazla kalmasın. Bir münavebe sistemi geliştir. 4 ayda bir devretsin cepheye çıkan askerler. Neyse Hazreti Ömer diyor ki, bu sonuca nereden ulaştın sen? Yani neye dayanıyorsun? Annemiz diyor ki, Hafsa validemiz aleyhirrahme, hani Kur'an'da eşleri ölen kadınlar 4 ay 10 gün beklerler diyor ya Rabbimiz. Orada sanki sınır ihsas ediliyor, ihtar ediliyor. Kocası ölen kadınlar 4 ay 10 gün beklesinler diyor.
buradan yola çıkarak, bir kıyas yaparak bu sonuca ulaşın diyor. Bence 4 aydan fazla kalmamalılar. Hazreti Ömer diyor, harika bir tespit. Fıkıh bu. Yani meseleyi enine boyuna ele alma kabiliyeti. Bir feraset, bir basiret var burada. Değil mi? Neden? Çünkü ana kaynağa müracaat ediyor orada. Ana kaynak ne söylüyor? Yani Rabbimiz ne beyan ediyor? Ona istinad ediyorsa eğer bir görüş, işte orada fıkıh vardır. O şablon belli de, işte açıp efendim basmak alıp bir takım fetvalarla gönderiyorsak orada hikmetten bahsedemeyiz. O fıkh etmek değildir. Fıkıh satmaktır. Bu manada fıkıh derinliğine düşünmeyi gerektirir ya. Düşünceyi derinleştirmeyi gerektirir. Mesela fıkh edene fakih diyoruz. Fakih. Çoğulu fukaha. Değil mi? Peki fıkh edene fakih diyoruz. Peki basma kalıp fetva verene ne diyoruz? Fıkıh satıcısı diyoruz. O tüccar. Orada fıkıh etmekten bahsedemeyiz. Neden? Şablon belli. Karşı taraf müşteri. Sen tüccarsın bir nevi. Al bunu git. Budur senin probleminin çözümü. Demiş oluyoruz ki bu asla ne Kur'an'ın ne de fıtratın ilke ve prensipleriyle örtüşen bir şey değil. O açıdan yani fıkıh derin muhakeme gerektirir. Bakın mesela muhakeme insan için geçerli bir keyfiyet. Muhakeme aklın devreye sokularak fıkh eden, fehmeden, feraset ve basiret bir sahibi bir yaklaşımla bir meseleyi el-hakim olan Allah'ın hikmet dolu kitabına istinad ederek çözme çabası ortaya koymaktır. Muhakeme. Evet. Hükme varırken Allah'ın hükümlerini esas alarak bir de hükümleri mündemiş olan Kur'an'ın beyanlarını masaya yatırarak bir sonuca ulaşmaktır muhakeme. Yani akıl üniversitesinin fıkıh ve fehim fakültelerini devreye sokarak bir sonuca ulaşmaktır. Kur'an'da fıkıh kavramı yaklaşık 20 ayette geçiyor. Evet. Hatta bazı ayetleri aldım okuyacağım inşallah. Nisa suresi 78 var. Burada ayet şöyle başlıyor. Bismillah. Eynema tekunu yudrikkumul mevtu velev kuntum fi burucim muşeyyede. Her nerede olursanız olun, ister sağlam kaleler arkasına gizlenin, isterseniz kozmik alemin ulaşılmaz gök cisimleri arkasına saklanın, ölüm mutlaka sizi budur ve alır diyor. Evet. Onun için ölüm gençlere sıra sıra, yaşlılara da ara sıra gelirmiş. Biz sanki yaşlılara araya girmeyecektirmiş gibi bakıyoruz çoğu zaman. Ya diyoruz daha çok var ama. Hayır. Yaş tanımıyor ölüm. Değil mi? Sıhhat de tanımıyor. Nereye saklanırsan saklan diyor. Bu yasayı kimse delemez. Nerede olursanız olun mutlaka ölüm sizi bulur ve alır. Devam ediyor. وَاِنْ تُسِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Onlara bir güzellik, bir iyilik, bir hayır isabet ettiği zaman derler ki bu Allah katındandır. وَاِنْ تُسِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ. Onların başına bir olumsuz hadise geldiğinde, bir mağlubiyet, bir musibet yaşadıklarında derler ki bu senin yüzünden oldu. Hazreti Peygamber'i suçluyorlar. قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَا لِي هَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا. Sadakallahu'l-Azim. De ki, başınıza gelen her ne varsa hep Allah'tandır. Allah katındandır. Evet. Sizin bu ne oluyor, neden mağlup oluyoruz, neden bir mağduriyet yaşıyoruz demeniz var ya, aslında bir ihanetin ifadesidir. Ne kadar az düşünüyorsunuz, ne kadar az fıkhediyorsunuz diyor. يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا.
ne kadar da az düşünüyor, ne kadar da anlamsız bir şekilde meseleleri ele alıyorsunuz. Neden yani olayı çok kapsamlı bir şekilde tahlile tabi tutmuyorsunuz diyor. İlginç, Nisa suresinde bahis buyurulan bu ayet-i kerimenin evvelinde savaştan bahseden ayetler var. Yani savaşa çıkarken Müslümanlar, onlar hurma bahçelerini tercih ediyorlar. Bu sıcakta savaşa mı çıkılır diyorlar. Yakıcı sıcakta yerin kavurduğu, göğün insanı belki kızarttığı, efendim çekilmez bir efendim iklim, hava şartları alabildiğini olumsuz. Yani iş mi bu? Bu sıcakta sefer. Rabbimiz de diyor ki, ya cehennemin sıcağıyla kıyaslasanız var ya, siz alabildiğine serin bir ortamdasınız. İşte fıkıh orada nedir? Cehennemi düşünebilmek. Cehennemin sıcağını işin içine katarak ele alabilmek. Yani düşünceyi derinleştirmek. Mesela Tebük seferine münafıklar ne yaptılar? Kayış atarak çıkmadılar. Onlar da aynı mazereti beyan etmişlerdi. Bu sıcakta savaşa mı çıkılır? Çünkü yaklaşık 750 kilometre mesafe, 30 gün yürüdüler. Evet, İslam ordusu 30 gün yürüdü, 750 kilometre mesafeyi. Hemen hemen bir kişinin ya da bir grubun günlük yaya yol alış mesafesi 30 kilometredir. O yüzden 3 günde seferilik ve 90 kilometre ölçüsü konmuş ya, mesela geçmişte bir mantığı vardı bunun. Bugün şartlar değiştiği için seferilik hükmü de değişmiştir. 3 günde kişinin yaya kat edebileceği mesafe 90 kilometredir. Ancak 3 günde kat edebilir. Dolayısıyla seferilik de bir yol meşakkati, bir efendim sıkıntı, müşkile müstenid olarak öngörülen bir fetva olmuş. Bu açıdan yola çıkıyorlar, münafıklar kayış atmanın derdine düşüyorlar. Neden? Onlar görünene bakıyorlar. Yani görünemeyeni çok hesap etmek istemiyorlar. Hani başta dedik ya, bilinenden bilinmeyene, görünenden görünemeyene ulaşma çabasıdır fıkıh. Mesela Uhud'a çıkarken Hazreti Peygamber'in İslam ordusunun sayısı 1000'di. Düşman taraf 3000'di. Fakat yolda 300 tanesi Abdullah İbni Ubey İbni Selül isimli o baş münafığın efendim teşvikiyle yarı yolda ihanet edip şehre döndüler. İslam ordusu 700 kaldı. Orada da mesela niyetleri buydu. Bu savaşta, bu sıcakta savaşa mı çıkılır? Hatta o kadar kurnazlardı ki mesela bir tepe arkasından ağaçlık bir bölgeden geçerken kimse bizi görmez. Burada kamufle olup arkadan dolaşıp şehre dönebiliriz diye düşünürlerdi. Tabii burada fıkhetmediklerini görüyoruz. Çünkü el-basir olan, el-alim olan, el-habir olan Allah'ı hesaba katmıyorlar. Değil mi? Fıkıh onu gerektiriyor. Sen peygamberin görmediğini düşünebilirsin ama alemlerin Rabbini gör, Rabbinin gördüğünü unuttuğunda sen fıkhetmekten kopmuş oluyorsun. Buna dair Rabbimiz uyarıyor. Arkadaşlar, fehim anlamaktır. Ama fıkıh kavramaktır. Anlamakla kavramak arasında fark var. Mesela bir insan kendisine söz söyleyen bir kimsenin zahiren ne söylediğini anlayabilir. Bu fehimdir. Ama fıkıh acaba ne söylemek istediğini de anlamaktır. Ya da parantez aralarına girebilmektir. Neyi murad ettiğini ya da kastettiğini de çıkarabilmektir. Yani fıkıh bu manada fehimden daha kapsamlı bir kavram. İslam hukukuna da İslam fıkhı denmiş. Yani fıkıh hukuktur. Hazreti Peygamber döneminde aleyhissalatü vesselam fıkıh dendiği zaman Kur'an'ın sunmuş olduğu hayatı ilgilendiren bütün mefhumlar, değerler, kavramlar tamamıyla anlaşılırdı. Yani ashab döneminde fıkıh dendiğinde Kur'an'ın tüm hükümleri anlaşılırdı. İslam hukukunun tamamı anlaşılırdı. Fakat Hicri 2. asırdan sonra,
ikinci asırın ortalarından sonra fıkıh biraz kavram olarak değiştirildi. Sanki daha çok İslam'ın muamelat ve ibadet hükümlerini içeren bir disiplin gibi anlaşıldı. Bu bir semantik kayma aslında. Yani sahabe fıkıh dendiği zaman Kur'an'ın tamamını anlardı. Mesela Hud suresi 91 var. Bismillah. Kalu ya Şuaybu ma nefkahu kesiran mimma tekulu ve inna lenerake fina zayıfa. Hazreti Şuayb aleyhissalatü vesselama karşı çıkan o azgın kavmi diyorlar ki, ey Şuayb, senin söylediklerinden biz hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Ma nefkahu. Yani anlaşılmaz şeylerden bahsediyorsun. Anlaması zor şeylerden bahsediyorsun. Aslında işlerine gelmiyor. Üstelik sen aramıza zayıf bir konumdasın. İtibar sahibi bir adam da değilsin. Yani Efendimiz Hazreti Şuayb'ı böyle takbih ediyorlar, suçluyorlar. Yani anlamıyoruz diyorlar. Aslında anlamazlığa veriyorlar. Evet. Bir başka ayet okuyalım. Taha 27-28. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Kale Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten millisani yefkahu kavli. Bakın burada da fıkıh geçti. Dedi ki Musa Aleyhisselatü Vesselam, ey Rabbim, göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki fıkh edebilsinler. Anlayabilsinler. Muradı kavrayabilsinler. Burada da fıkıh geçiyor. Şimdi fıkıh bu manada Kur'an'ın beyan etmiş olduğu hükümlerden insanın muradı ilahiyi anlamak için ortaya koyduğu çabadır. Evet. Bu manada fıkhın makarı, mekanı kalptir. Evet, kalptir. Zaten kalp de aklın bir fakültesi değil midir? Değil mi? Akleden kalp diyoruz bakın. Evet. Kalptir anlama yeri. Bir başka ayet okuyalım. A'raf 179. Bismillah. Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır. Lakin fıkh etmiyorlar. Anlamaya yanaşmıyorlar. Kavramıyorlar, düşünmüyorlar. Bu ayet-i kerime A'raf 179 fıkhın, makarrının kalp olduğunu ihtar eden bir ayet. Kalpleri var, anlamıyorlar. Anlamaya yanaşmıyorlar aslında. Çok iyi anlıyorlar. Fakat anlamazlıktan geliyorlar. Mesela Kur'an'da Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışaveh ve lehum azabun azim buyuruyor. Değil mi? Allah onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini mühürledi. Evet. Ve onlar için elin bir azap vardır. Şimdi bir soru var. İnsanın kalbini Allah mı mühürler, insan mı mühürletir? Cevap, insan mühürletir. Allah mühürlemez. Rabbimizin böyle bir muradı yok, böyle bir çabası yok. Haşa. Rabbimiz sanki fatalist bir zihniyetle, kaderci bir zihniyetle peşiyle mühürlemiş. Dolayısıyla adam ne yaparsa yapsın bir çıkarı yok şeklinde anlamak kesinlikle İslam dışıdır. Bu fatalizmdir. Kaderci zihniyettir. Faturayı Allah'a kesme çabasıdır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor Kur'an. Neden peki mühürler? Kriminal inceleme yapan, efendim kriminoloji ile ilgilenen, mesela suç ve ceza ilmi ile ilgilenen insanlar, ihtisas sahibi insanlar bu mesele noktasında güzel bir örnektir bizim için. Mesela herhangi bir cinayette suç aleti ele geçirildiği zaman mühürlenir mi? Mühürlenir. O mahkemeye delil olarak sunulmak üzere bir kenara konur, değil mi? Peki katil mi onu mühürletmiştir? Kriminal masa mı onu mühürlemiştir? Katil mühürletmiştir. Peki mühürleyen masa suçlu mudur? Hayır.
ona müsebbip olan aslında cinayeti işleyendir. Aynen bu örnekte olduğu gibi kişi kendisine verilen enstrümanları, araçları, alet ve edevatı, fonksiyonları, kabiliyetleri, iradeyi, vicdanı, aklı olumsuz manada kullanır, kötüye kullanır. Eli, gözü, ayağı, kulağı, dili, dudağı değil mi? Kötüye kullanır. Rabbimiz de onun kötü kullanımına binaen onu mühürler. Mühürleyen Allah'tır ama mühürleten insandır. Yani fıkhetmemenin getirdiği bir durumdur bu. Burada diyor ki Rabbimiz, lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri var ama anlamıyorlar. Anlamaya yanaşmıyorlar. Düşünmüyorlar, çabalamıyorlar, bir gayret ortaya koymuyorlar. Buradan anlıyoruz ki fıkhın makarı kalptir. İnsan kalbini eğer, kalbi fonksiyonlarını devreye sokarsa fıkh edebilir. Yani fakih olabilir. Yine mesela Tevbe suresinde şöyle buyuruyor Bismillah. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَزَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Burada da fıkıh geçiyor. Rabbimiz diyor ki, ne zaman bir sure indirilse, sizi görecek biri mi var ki dercesine birbirlerine bakarlar, bakışırlar, istihza ederler, indirilen sureleri tahfif ederler, ayetleri alaya alırlar. Sonra da dönüp giderler, uzaklaşırlar. Allah onların kalplerini haktan döndürmüştür. Sarafallahu kulubehum. Sarf etmiştir. Sarf değiştirmektir. Bozmaktır. Yönünü, istikametini değiştirmektir. Hani sarraf da oradan gelir. İşte change değil mi? Para efendim değişim büroları. Sarraf da oradan gelir. Allah onların kalplerini haktan döndürmüştür. Neden? Çünkü onlar fıkhetmeyen, derinliğine düşünmeyen, akletmeyen, akıllarını kullanmayan bir topluluktur diyor. Burada da fıkıh kavramı geçiyor. Öğreniyoruz ki fıkhın yeri kalptir. İnsan kalbin fakültelerini devreye soktuğu zaman anlayabilir. Bunu öğreniyoruz. Muhterem kardeşler, fıkıh dinin hükümlerini, yani ahkamı, hedeflerini, inceliklerini, fayda ve hikmetlerini, dayandığı temelleri anlamayı temin eden bir üst değerdir. Evet. Yani İslam hukukudur bu zaten. Dinin hem hükümlerini anlamayı temin eder, hem hedeflerini anlamayı temin eder, hem inceliklerini anlamayı temin eder, hem fayda ve hikmetlerini anlamayı temin eder, hem de dayandığı temelleri. Evet. Böyle dinamik bir kavram. Zaten fıkıh statik değil, dinamiktir. Mesela peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam hemen hemen ashabın kısmı azamı fıkh etme kabiliyetine sahip kimselerdi. Bunu biliyoruz. Az önce mesela Hazreti Hafsa validemiz örneğini verdik. Değil mi? Yani sahabe çok iyi yetişmiş kimselerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara fıkh etme kabiliyetini bir özgüven duygusu aşılayarak kazandırmıştı. Onlar bu manada mürid idiler. Mürid. İradelerini kullanabilen kimselerdi. Hani söylemiştik daha önce, mürid kavramı da çok yapısal değişime uğradı, bozuldu. Aklını birilerinin cebine koyan anlamına kullanılıyor şu an. Halbuki İslam öyle demiyor. Mürid, irade sahibi, iradesini kullanabilen, iradesi aktif olan demek. Sorumluluk sahibi, özgüven duygusuna sahip, Allah'ın kitabını tanıyan, anlayan, fıkheden, Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamalarından da bir sonuca ulaşabilen. Bu çok önemli. Mürid. Mesela Muaz bin Cebel'i biliyoruz sahabeden, değil mi? Hazreti Peygamber ona diyor ki, seni Yemen'e vali olarak gönderiyorum. Orada ne ile hükmedeceksin? Muaz'ın cevabı, Allah'ın kitabıyla. Peki karşına çıkan bir soruna Allah'ın kitabında bir cevap bulamazsan direkt, mümkündür. Çünkü şartlar değişince hükümler de değişir. Değil mi? Mesela
Mecelle'de bir kaide var. Azmanın tagayyuru ile ahkam tebeddül eder diye. Yani zaman değişirse hükümler de değişir. Buna dair bir kaide var orada. Bu doğru. Şartlar değişti mi hükümler de değişir. Bazen biz fıkh etmek zorunda kalabiliriz. Kur'an'da yaşadığımız soruna dair çok spot, çok özlü ifadeler bulamayabiliriz. Burada fıkıh gerekli. Diyor ki Allah'ın kitabıyla hükmederim. Peki orada bir sonuca ulaşamazsan, ola ki oradan bir yol bulamadın. O zaman ya Resulallah, senin öğretilerine, senin Kur'an'ı anladığın metot üzerinden bir sonuca ulaşırım, sünnetinde. Peki orada da bir sonuca ulaşamazsan, o zaman kendi reyimle hükmederim diyor. Yani kullanırım aklımı, Allah'ın kitabı, senin sünnetin, bunlar üzerinden bir mukayese yoluyla, bir istinbat, bir istihraç, bir istidlal çabası ortaya koyar, kendi reyimle hükmederim diyor. Efendimiz ne diyor? Allah'ın Resulünün elçisini bu dinamik, bu kabiliyetlerle donatılmış bir hale sokan Rabbime hamdolsun diyor. Bundan ötürü Hazreti Peygamber memnuniyetini ifade ediyor. Mesela savaşa çıkarken Peygamber aleyhissalatü vesselam şehire özellikle bir takım ilim sahibi insanları muvazzaf kılardı, değil mi? Bunu ayetten öğreniyoruz. Sefere çıktığınız zaman, yolculuğa çıktığınız zaman geride bir takım kimseler kalmalı ki onlar tefakkuh etsinler. Geride kalanlara ilmi tedris etsinler diye. Bunu da öğreniyoruz. Bu da bir fıkıh. Yani bütün savaşabilecek insanların savaş alanına sürülmesi, cepheye sürülmesi fıkıh ve fıkh etmek anlamına gelmiyor. Orada fıkıh geride bir takım kimseleri görevlendirmek gerektiğinde bize öğretiyor. Şimdi burada fıkhın statik değil dinamik bir kavram olduğunu öğreniyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabı öyle bir yetiştirmişti ki hemen hemen her biri bir topluma riyaset edebilecek, önderlik edebilecek, liderlik edebilecek bir keyfiyete sahiptiler. Bunu biliyoruz. Hazreti Peygamber'in hayatından birçok da örnek var bu konuda. Yani yaşadıkları hayat içerisinde Kur'an tedricen inerek, işte peyderpey indirilerek Rabbimiz tarafından her hadiseye mutlaka bir ışık tutuyordu Rabbimiz. Yaşadıkları müşkilleri Kur'an ayetleri üzerinden Rabbimiz çözüyordu. Dolayısıyla dinamik bir şey vardı, işleyiş. Mesela din bu manada dinamik bir gerçekliktir. Şeriat de zaten hem geniş cadde, geniş yol manasına geliyor hem de ırmak manasına geliyor. Akan bir ırmak gibi toplumu ne yapıyordu? Yıkıyordu, temizliyordu. Fıkıh yani peygamber zamanında dinamik bir kavram, bir gerçeklikti. Fakat sonradan arkadaşlar fıkıh kavramı dinamik halinden statik bir hale indirgendi. Onun yapısında da bozulmalar yaşandı. Onun için içtihat kapısı kapatıldı mesela. Evet. İçtihat kapısının kapatıldığını iddia etmek de bir içtihat değil mi? Bu da bir yorum. Haddini aşan bir yorum. İçtihat nedir? Cihat bedenin içtihadıdır. İçtihat aklın cihadıdır. Cihat bütün hayatı ilgilendiren bir kavramdır. İçtihatsa aklın cehdidir. Aklın gayretiyle ulaştığı sonuçtur. Dolayısıyla içtihadı fıkıh zaten her an akan bir ırmak gibi mer'i, yürürlükte geçerli sayıyor. Fakat içtihat da bu manada fıkhın uğradığı yol kazasına uğradı. Ondan sonra mesela mezhepler oluştu. Mezhep, yürünen yol, tercih edilen bir disiplin, bir okul, bir ekol olarak tarihte yer tuttu. Mezheplerin İslam toplumunun gündeme girmesi hemen hemen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan yaklaşık 100-150 sene sonra. Bunu biliyoruz. Müçtehitlerin bir ekol, bir okul, bir disiplin halinde kendi görüşlerini serdetmeleri ve bunların sistematize olmaları da Hazreti Peygamber'den yaklaşık bir asır sonra ortaya çıktı. Bunu da biliyoruz.
aslında her mezhep bir fıkıh, bir hukuk okuluydu. Her müçtehit aslında bir İslam hukuk profesörüydü kendi çağında. Değil mi? İslam'ın temel dinamiklerini çok iyi bilen kimseler bunlar. Anlayan insanlar, fıkh edebilen insanlar, yaşayan toplumun çağın getirdiği sorunlarına İslami manada çözüm bulma çabası ortaya koydular. Niyet son derece halis. Birisi Medine'de, biri Şam'da, biri Irak'ta, Bağdat'ta, Kufe'de, Basra'da değil mi? Biri Buhara'da, Semerkant'ta, her müçtehit farklı bir yerde yaşamış. Yaşadıkları toplumun değişen şartlarına uygun sorunlara çözüm bulma gayreti ortaya koymuşlar. O zaman dinamikti mesela içtihat. Mezhep sürekli kendisini yenileyen bir okul, bir sistemdi. Fakat sonra bu da durağanlaştı. Bununla yapısında bozulmalar yaşandı. Bu manada mesela İslam fıkhı arkadaşlar suçu cezalandırmak için değil, suçu önlemek ve caydırmak için var. Bu önemli bir esas. Genelde beşeri hukuk, beşeri cezai müeyyideler daha çok cezalandırmayı öngörüyor. Öyle değil mi? Fakat İslam fıkhı öyle değil. Seddi zerai deniyor mesela buna fıkıhta. Suça giden yolları kapatmak. Suça giden yollara duvar örmek. Geçişi zorlaştırmak. Harama giden yolların kapısını kapatmak. Orada handikaplar oluşturmak. İnsanlara bu tarafta alternatif, insani, fıtri bir takım imkanlar sunmak. Alternatifler sunmak. Bu da mesela fıkhi bir kaide olarak kullanılan bir kavram. Dolayısıyla fıkıhta derinleşen insanlar tefakkuh sahibi olurlar. Tefakkuh fıkıhta da derinleşmektir. Aynen teakkul, aklın çok dinamik kılınması, tefakkuh fıkıhta derinleşmek, tedebbür, tedbir alarak bir şeyin sonunu düşünmek, tefehüm, anlamayı biraz daha geliştirmek gibi kavramlar bu manalara geliyorlar. Tefakkuh da fıkıhta derinleşmek demek. Hazreti Peygamber bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah kimi severse onu dinde fakih kılar buyurmuş. Evet. Tabii Allah'ın sevmesi için öncelikle kulun da Allah'ı sevmesi lazım. Öyle değil mi? Kul Allah'ı sevmeden Allah kulu sever mi? Hani Hazreti Ömer'e nispet edilen güzel bir tespit var. Diyor ki Allah'ın vaatlerini yerine getirmesini isteyenler Allah'ın şartlarına riayet etsinler diyor. Önce şartlara riayet edin ki Allah da vaatlerini yerine getirsin. Zaten Kur'an'da şartlı ayetler de çok. İn tensurullâhe yansurkum, in kuntum tuhibbûnallâhe fettebi'ûni yuhbibkum ve yagfir lekum. Yani siz Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Siz Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder gibi beyanlar var. Dolayısıyla Allah sevdiği kulunu dinde fakih kılar. Muhterem kardeşler, İslam bir fıkıh medeniyeti oluşturmuş. Fıkıh medeniyeti, hukuk medeniyeti. Mesela eski Mısır su medeniyeti. Eski Yunan felsefe medeniyeti. Eski Roma güç medeniyeti. Değil mi? Bakın hepsi bir şeye istinad ediyorlar. Roma güce istinad ediyor. Yunan, aklı Yunan düşüncesi felsefeye istinad ediyor. İşte Aristo, Sokrat, Eflatun, Diyojen birçok felsefe var, filozof var. Felsefe eksenli bir medeniyet oluşturulmuş. Eski Mısır su medeniyeti oluşturmuş. İslam ise fıkıh medeniyeti oluşturdu. Yani öyle bir dinamik toplum kurdu ki fıkh edebilen, düşünebilen, meseleleri enine boyuna tahlil edebilen, bir analiz yaparak çözümler sunabilen özgün şahsiyetler inşa etti İslam. Muhterem kardeşler, fıkıh ve içtihat kavramıydı konumuz. İçtihat az önce de söylediğimiz gibi aklın cihadıdır. Yani bir kişi eğer aklını dinamik kılmışsa o içtihat etme kabiliyeti de kazanabilir. Mesela Yunus suresi 100 var. Bismillah. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
en tu'mine illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe hiçbir nefis iman edemez. Yani iman Allah'ın iznine bağlı. Allah imanı öğretmeseydi, iman gibi bir nimeti bahşetmeseydi, insana tanıtmasaydı, insan böyle bir imkanı bilmezdi, bilemezdi, kavrayamazdı. Yani bunu anlıyoruz. Yani insana iman nimetini öğreten, imanı halk eden Allah'tır. Ve yec'alu rizse alellezine la ya'kilun. Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği boca eder diyor. Evet. Akletmeyenleri pisliğe mahkum eder diyor. Murdar kılar diyor. İşte içtihat nedir? Akıl üniversitesinde fıkıh fakültesini çalıştırmaktır. Eğer içtihat varsa bir toplumda istikbal de vardır. İçtihat yoksa istikbal de yoktur. Halimize bakalım. Değil mi? İçtihat kapısı kapatılalı ne hale düştük görüyorsunuz değil mi? Yani öyle cehaletler serdediyoruz ki dört hak mezhep diyoruz mesela. Bakın dörtle sınırlandırıyoruz mesela. Beşinciyi batıl ilan edebiliyoruz. Bid'at ve hurafi olarak tesmiye edebiliyoruz. Mesela bu yetkiyi bize kim veriyor? Hani bir genç namaz kılıyormuş mescitte. Her rükünde ellerini kaldırıyormuş. Böyle. Bu da bir rivayet. Bazı Müslümanlar bunu uyguluyorlar. Bir yaşlı amca da izliyormuş onu kenardan. Selam verince demiş ki, evladım demiş, senin namazın olmadı demiş. Yeniden kıl. Demiş ki, amca ben Şafiiyim demiş. Ya kusura bakma demiş, ben seni Müslüman zannetmiştim. Var bu. Neden? Çünkü fanatizm burada da kendisini ortaya koyuyor ya. Olacaksa ancak onun düşündüğü gibi olmalı. Standartlarını o beyan ediyor, o belirliyor. Ancak öyle olur, doğrusu olur. Öyle değilse yanlıştır, kafadan. Bu nedir mesela? Fanatizmdir. Taassuptur bu. Bağımlılıktır. İradesizliktir. Haddi tecavüzdür, değil mi? Yani Hazreti Peygamber hangi mezhebe tabiydi acaba? Hanefi miydi, Şafii miydi? Hatta birisi hani Merdi Kıpti şecaat arz edeyim derken sirkatin söyler diye bir söz var. Hani hırsızlık yapacağında aslında kendisini biraz böyle itibar sahibi kılarcasına bir dil kullanırmış ama aslında hırsızlığını ele verilmiş. Şimdi diyor ki peygamber bile Hanefiydi diyor. Evet. Peygamber de Hanefiydi diyor. Komedi bunlar. Ama çok trajikomik yani. Aslında acınılası bir durum. Aslında içtihat aklın cihadıdır ya, aklı dinamik kılmaktır. Mesela Kur'an aklı isim olarak mı kullanıyor, fiil olarak mı? Hiçbir yerde isim olarak gelmez. Hep fiil olarak gelir. Hep müzari gelir. La yaqilun, efela taqilun, değil mi? Yani az aklediyorsunuz ya da aklınızı kullanmaz mısınız? Akıllarını kullanmıyorlar. Burada müzari fiille gelir. Bu aslında aklın kullanılabilir bir şey olduğunu gösterir. Rabbimiz aklı insana kullanmak için vermiştir. İşte aklı kullanmak içtihattır. Muhterem kardeşler, yaşamış olduğumuz hayatın sorunlarına, çıkmazlarına, açmazlarına dair Kur'an öyle harika ölçüler vermiş ki, parametreler sunmuş ki, biz bunlara dair yol bulabiliriz aslında. Kendi kendimizi bloke ediyoruz çoğu zaman. Kendi ayaklarımızı bağlıyoruz çoğu zaman. Yani fıkıh çabasını, fıkıh gayretini, fıkıh gibi bir dinamik kavramı hayatımızda etkin kılabilsek var ya, emin olun bugün de Rabbimizin kitabı birçok müşkilimizi çözmeye rahatlıkla yeter. Mesela Hazreti Peygamber'i iyi okumuş İrlandalı bir batılı düşünür var. Diyor ki Bernard Shaw adı, eğer diyor Hazreti Muhammed bugün aramızda olsaydı aleyhissalatü vesselam, yeryüzünde yaşanan bütün sorunları eline bir kahve fincanı alır,
bir koltuğa kurulur, o kahveyi içme rahatlığı içinde bütün sorunları çözerdi diyor. Bunu söyleyen de bir Batılı. Evet. Enteresan. Nasıl okumuşsa, değil mi? Neden? Çünkü fıkh eden, dinamik bir insan, bir yapı var orada. İçtihad eden bir yapı var. Üretebilen, proje sunabilen, kendisini geliştirebilen, alternatifler sunabilen. Ama bir ayağı Kur'an'da, bir pergel gibi, diğer ayağı da muhitte dolaşıyor. Bir ayağı istinad ettiği yer sağlam, merkezde. Diğer ayağı muhitte. Mesela mezhep ve fıkıh kavramının yine fakülteleri sayabileceğimiz birçok kavram var. Bunlardan birisi kıyas. Mukayese. Hatta edille-i şer'iyeden sayılmış mesela. Kitap, sünnet, icma ve kıyas diye. Aslında şer'i delil birdir. O da Kur'an'dır. Kur'an merkezdir. Ana eksendir. Referanstır. Tartışılmaz ana ve üst metindir. Fakat belki toplumun daha kolay anlaması noktasında dört maddede tasnif edilmiş kitap, sünnet, icma, kıyas diye. Kıyas gerçekten kişinin yol bulmasında harika bir ölçü olabilir. Bir miyar, bir mihenk taşı olabilir. Bir insan bir müşkilini Kur'an'ın ayetleri ve peygamberin öğretisi üzerinden bir kıyas yoluyla çözüme bağlayabilir. Biri kıyas, bir diğeri istinbat. Yani derinliğine düşünerek, hani nebat da oradan gelir. Münbit olmak. İşte bitkinin efendim toprağın üzerinde yeşermesi, gövdesi üzerine kalınlaşması. İstinbat da merkeze dayanarak, Allah'ın kitabını referans sayarak oradan bir takım çıkarımlarda bulunmak hayata dair. Yine fıkıh derinliğine düşünme dedik. Rey, kişinin kıyas yoluyla Kur'an'ın ayetleri ve peygamberin öğretisi üzerinden muhakemesini kullanarak bir sonuca ulaşması. Yine istidlal, delillendirme. Bu da mesela literatür içerisinde kullanılan bir kavram. Bir insanın ulaşmış olduğu hükmü Allah'ın kitabı üzerinden delillendirmesi. Evet, istihraç, bu da yine Kur'an eksenli yaşanılan sorunlara dair çıkarımlarda bulunmak, yeni somut öneriler ortaya koymak manasına geliyor. Yani birçok literatür içerisinde girmiş kavram var. Bunlar da enine boyuna değerlendirilebilir, geniş işlenebilir. Dolayısıyla yani Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu fıkıh kavramının insanın bütün hayatını kuşatan ve kapsayan bir kavram olduğunu öğreniyoruz. Fıkıh arkadaşlar ibadetlerle, ahlakla, aile hukukuyla, şahıs hukukuyla, amme hukukuyla, ticaret hukukuyla, ceza hukukuyla, medeni hukukla, milletler arası hukukla ilgilenen muazzam bir disiplindir. Şimdi yaşadığımız toplumda ilginçtir, bakın hala öyle biliyorum. Medeni hukuk İsviçre'den, ceza hukuku İtalya'dan, ticaret hukuku Almanya'dan, sadece cenaze ve defin işlemleri hukuku İslam'dan, biliyorsunuz değil mi? Evet, öyle. Yaşarken İtalya'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye bağlı, ölürken Kur'an'a. Evet. Er kişi niyetine. İslam öyle demiyor. İslam diyor ki, senin bütün hayatını alemlerin Rabbine borçlu olduğunu sakın unutma. Evet. Sen onunsun, ona kulluk etmek zorundasın. Bu kadar basit. Dolayısıyla senin hayatını kimsenin parçalamasına izin verme. Hayatın bir alanını başkaları belirleyecek, cüz'i bir alanını da Allah, öyle mi? Böyle bir taksimat yapılabilir mi? Hani قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ En'am 162 miydi? De ki benim namazım, duam, desteğim, gayretim, hizmetim, cehdim, fıkhım, fehmim, içtihadım, her neyse, tüm ibadetlerim, bütün eylemlerim,